Evet arkadaşlar, Antalya'da Muratpaşa'da Güllük Caddesi'nin hemen bir cadde aşağısında bu binada kaldım. Buralar kentsel dönüşüme girmiş, yıkılacak binalarmış. Güllük Caddesi de ileride. Bu olanağı bana sağlayan Kerem Ali kardeşime çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar Güllük Caddesi'ne çıkacağız. Biraz Antalya'da gezeceğiz. Size falezleri falan göstereceğim. Güllük Caddesi'ni göstereceğim. Limanı göstereceğim. Merhaba arkadaşlar, Gurbet Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Antalya merkezdeyiz. Burası Güllük Caddesi. Kamyon ne yapıyor yolun ortasında ya? Geri mi dönüyor? Burası Muratpaşa'ya ilçesine bağlı Güllük Caddesi. Enteresan portakal ağaçları var. Portakal veya mandalina. Karşıya geçelim. Videomuz başkasın. Beğeni, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayalım. Ne kadar çok beğeniyorum, o kadar çok insana ulaşırız. Kanalımız da böylece büyümüş olur. Daha iyi şeyler yapabiliriz. Haydi başlıyoruz. Yener Ulusal Bulvarı'ymış burası. Bu tarafa doğru. Markantalya'ya doğru gidiyor. Ben de aşağı doğru gideceğim. Niye sabırsızız anlamıyorum. Lamba yanmıyor işte. Geçmeyin. Kötü örnek. Ay yandı işte lamba. Ocak. Hava muhteşem. 15 dereceden fazla şu an. Sağlı sollu dükkanlar, oteller. Restoranlar, kafeteryalar. Burada aradığınız her şey var. Havaltıcı Ömer Usta varmış bu arada. Uygun fiyata. Kuyumcular da çok burada. Arkadaşlar Almanya'da hiçbir zaman göremeyeceğiniz bir şey göstereceğim şimdi size. Böyle değişik şeyler de var burada. Biliyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz. Duman yukarıda doğru. Buraya taksiniz geliyor. Türkiye'dekiler için normal bir şey. Ama Almanya'da telefon açmadıktan sonra ve yolda bekleyenleri bilmedikten sonra çok zor. Taksi bulamazsınız. Burada düğmeye basıp bekliyorsunuz orada. Taksi geliyor.
arkadaşlar. Az sonra sahile ineceğiz. Falezlerin olduğu bölgeye. Çok az kaldı. Ama muhteşem bir ilkbahar değil yaz günü gibi ya. Yani insanların kıyafetleri, tişört veya şort olsa yaz günü diyeceksiniz. Ama ocağın 19'undayız. Arkadaşlar bu cadde çok güzel bir cadde. Her imkan var. Acıktınız, restoran, alışveriş yapacağınız dükkanlar, bankalar. Her şey var burada. Aradığınız her şey var. Bir iki şey yok. Ona da bakarız. Mutlaka o da vardır. Arkadaşlar ben neredeyim? Hemen söyleyeyim size. Bugün söz değil görüntü konuşacak. Buyurun. Ben neredeyim? Evet. Akdeniz'in incisindeyim. Antalya'dayım. Videomuzu buradan başlatıyorum. Beğeni paylaşmayı, yorum atmayı unutmayalım lütfen. Ne kadar çok beğeni, yorum, o kadar çok kişiye ulaşırız. Bu sayede kanalımız da büyür. Daha iyi şeyler yapabiliriz. Daha iyi videolar, daha çok insana hediyeler verebiliriz, çekilişler yapabiliriz. Sizin sayenizde bu kanalı büyüteceğiz inşallah. Evet, şu an Güllük Caddesi'ndeyim. Burası Selekler Çarşısı. Bu taraf limana doğru gidiyor. Hemen şu arkamızda falezler. Şimdi önce falezlerden başlıyoruz. Ama çok enteresan bir şey var burada. Onu size bir göstereyim. Ondan sonra devam edelim. Güzel bir çiğ yazmışlar buraya. Antalya'm yeşiller azaldı, betonlar çoğaldı, meydanlar ufaldı. Yaşamak zorlaştı ama genelde güzeldir Antalya. Akdeniz'i kurtaran yok, Torosları deviren yok, plajları götüren yok. Falezler şimdilik ayakta, genelde güzeldir Antalya. Tarık abimize teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar burada çok enteresan bir şey var. Ben de burayı dün keşfettim. Aşağıdan muhteşem su akıyor. Şimdi falezlerden oraya ineceğiz. Tam şehrin ortasından geçen kanyon diyeyim buraya ya. Kanyon gibi bir şey. Biraz ileride bitiyor ama. Suyun çıktığı yere de gideceğiz. Az ileride, 500 metre ileride su çıkıyor. Böyle Akdeniz'e boşalıyor. Yani bu Kurşunlu veya Düden Şelalesi'yle hiçbir alakası yok. Burada Antalya'nın göbeğinden çıkan bir pınar. Hadi falezlere inelim. Bu yoldan biz de yürüyelim. Yani demek su nereye gidiyor ben de bilmiyorum ama bu tarafa doğru geliyorsun. Gördüğünüz gibi. Enteresan bir ismi var buranın. Tam emin olmamakla birlikte kadın yarığı diyorlarmış. Buraya kötü kadınları atıp öldürüyorlarmış eskiden. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Sorarız bir. Hadi aşağı inelim. Abicim bu aranın adını biliyor musunuz siz? Neresi? Şu arasının adı falan var mı buranın? Selden nedir bu? Selden geçti öbürünün. Ne, nasıl? Buraya Yavuz Hoca'nın orası Selden Geçti Parkı. Selden Geçti Parkı. Evet.
Tamam. Ben geçebilirsin, merdiven var. Yok, kadın yarığı falan bir şey dediler bana da, öyle bir şey var mı? Orası öbür yer. Katlı otoparkın yani. Ha, diğer taraf. Orada geçebilirsin, orada da köprü var. Tamam. Oğul, teşekkürler. Selden geçti, geci değilmiş. Biraz ilerisiymiş. Tam emin değilim yani. Sallıyor da olabilir. Çok enteresan bir yer buraya. Bu ne ya? Vallahi korkunç. Antalya'nın göbeğinde. Alıyorum, kafamda gözlük var. Düşürebilirim, onu bir çıkarayım. Gözlüksüz kalmayalım. Aman Allah'ım. Yerden en az 50 metre yukarıdayım. Belki 100 metre. 100 yoktu da 50 kişim var. Teyzem de baka kaldı orada ya. Büyüleyici bir görüntü ama ha. Gerçekten bu su buradan nereye gidiyor ya? Düşseniz kurtuluşunuz yok. Görüntüye bakın ya, büyüleyici. Merhaba. Buranın adını biliyor musunuz? Bu, bir şey diyorlar mı buraya? Antalya'nın ortasına ne kadar güzel bir yer ya. Evet, yukarıdan tramvay geçiyor. Evet. Buraya bakın ya. Yazın burası ne serindir ya. Şuraya bir bakın arkadaşlar. Hiç belli değil yani böyle bir yerin olduğu. Selden geçti geçidi demişti. Abi ne su geliyor ya. Böyle devam ediyor burası. Karşı tarafa doğru. Gördüğümüz yüksek binanın orada bitiyor. Yerden çıkıyor. Zaten bir binanın parkalanına çıktık herhalde. Daha devam ediyor mu buradan bilmiyorum. Yolun sonuna geldik. Buradan devam etmiyor. Burada katlı otopark var. Sonra bakacağım. Biraz ileride şu yüksek binanın oradan başlangıcı. O başlangıcına da gideceğiz. Biz sahile geri dönelim. Falezleri gezelim.
çoğu Antalyalı'nın bile burayı bilmediğinden eminim. Üstümüzden tramvay geçiyor. Evlere bakar mısınız ya? Valizlerin ucunda hemen. On katlı bina. Aşağıda da çok güzel yerler var ya. Dairelerden birinde oturmayı kim istemez ki? Manzaraya bir bakın şimdi. Balkonunuza çıkmışsınız. Böyle bir şey görüyorsunuz. Aha. Seni avından alakoydum ha. Bir şeye dikkat kesilmişti. Aha, kuşlarmış. Yakalayabilecek mi? Kaçırdın onları be. Oraya varamazdın zaten. Aşağısı liman arkadaşlar. Abi muhteşem bir görüntü var ya. Buna kaldım. Burada yapabileceğiniz en güzel şeylerden birisi de bu arkadaşlar gibi oturup burada yemek yemek. Teras kafe varmış burada. Size afiyet olsun. Yat limanı. Haydi biz devam edelim. Falezlere inelim. Tam stres atmalık yer. Buradan oltayı atıyorsun. Şurası deniz. Tamam, tamam. Ondan sonra gene o betonun bittiği yerde derinleşiyor. Oraya atman gerekiyor. Oraya atamıyorsun. Takılıyor. Tabii ki. İnelim bakalım buraya. İnsan burada saatlerce durur ya. Buralara geçmek yasak normalde. Ama aşağıda insanlar var. Bir de biz bakalım. Dilimine atladıydı böyle bir yerden aşağıya. Burası mıydı orası ya? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Thank you.
Acaba benim durduğum yer nasıl bir yer? Bu kaya kopsa aşağıya. Direkt suyun içindeyiz. Ya turu mu yapsak, ne yapsak? Maşallah. Her yerimiz çok pis ya. Leş yani, leş. Geliyor buraya, yiyor, içiyor, çöpünü atıyor, gidiyor. Daha fazla ilerleyemiyorum. Şöyle kamerayı da uzatayım. Falezleri daha iyi görmek istiyorsanız, az önce gördük, yat turu yapılıyor. Onların içerisinden bu taraf tabii ki daha muhteşem gözüküyor. Şimdi limana doğru gidelim. Hadi oralara bakalım. Arkadaşlar buradan direkt limana da inilebiliyor. Ama ben biraz dolanacağım. Parkın içerisinden cam terasım oradan. Diğer taraftan geleceğim bu yana doğru. Tecrübeli garson alınacakmış. Kahvaltı 90 lira yazıyor. Ben birine sordum, 70 lira dedi. Çok da şahane manzarası var. Az önce kahvaltı yapanların yeriydi. 70 liraya orada kahvaltı yapabiliyor musunuz? Yani çok güzel, çok lüks bir yer diye, çok pahalı değil yani. Evet, ben Yivli Minare'ye doğru gidiyorum. Oradan cam terasa bakacağız. Haydi, tamam. Bu tarafta askeri gazino var. Yivli Minare'nin olduğu meydana geldik. Tophane Çay Bahçesi. Cam teras burada olması lazım. Bakalım da. Yok ya, cam teras değil burası. Burası asansör. Limana inebiliyorsunuz burada. Cam teras nereden çıktı ya? Bayağı yüksek. Limanın üstündeyiz. Operation Fortune diye bir film çevrildi. O burada çekildi. Artisti de o kel kafalı bir adam var. Jason Statham. Bu asansör de o filmin içerisinde var. Bu liman, buralar. Bunları o filmde görebilirsiniz. Daha yeni sinemalarda oynuyor. Operation Fortune diye.
asansör de bu filmde gözüküyor. Bu binalar da gözüküyor. Tabi liman zaten gözüküyor. Biz de şimdi bu asansörle aşağı ineceğiz. Bulabilirsem kesitlerini, onları da resim olarak ekleyebilirim. Haydi asansörle aşağı inelim. Gelin aşağı inersiniz. Evet, şu an limana indik. Evet, şu an yat limanındayız. Filmde de rolü olan asansör orada. Biraz yat limanını gezelim. Arkadaşlar, Ocak ayında Antalya bir başka muhteşem. Çıkın çıkın gelin. Pişman olmayacaksınız. Şu havaya bakın ya. Yazdan kalma bir hava var. Yat turları yapabilirsiniz. Yemek yiyebilirsiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Yat limanının ta şu ilerideki ucuna kadar gideceğiz. Korsan gemisi. Korsan yatı daha doğrusu. Asimalar ya. Sen ne yapıyorsun? Gitmeyeceğim. Ben geleceğim. Buraların içerisindeyiz. Ve dışındayız. Ya böyle arada müzik gelince telif yiyoruz. Dün bir video yükledim, telif varmış, açamıyorum. Düzeltmem gerekiyor. Buraya kale içi de diyorlar herhalde. Pıs 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 pıs. Bu suda balıklar gözüküyor.
Arkadaşlar buradan şimdi buradan size falezleri göstereceğim. Ne kadar muhteşem olduğunu buradan daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yat limanının ucuna doğru geldik. Ta sonuna kadar gideceğiz. Burada bir otelin sahili var. Onu. Abiler ağları düzeltiyorlar. Yat limanının fenerinin yanına kadar geldik. Öyle bir şey istemem ama Emir'den ben de hiç alakamız yok yani. Falezlere biraz zoom yapalım. Ben Emir'i çok merak ediyorum. Emir çok komik bir çocuk. Ekin. Kedi göstereceğim ama pisliğimizi de gösteriyorum. Yemiş atmış buraya. Maalesef. Her yerde gördüğümüz manzara. Yine kırılmıştı ablacığım. Sorsan herkes kızıyor bu duruma ama her yer çöplük. Fatma Doman. Deniz fenerini yakıp söndüren ilk kadın işçiymiş. Fatma Doman 1927. Buradan yukarı çıkabiliyorsunuz kale içine. Yivli Minare o tarafta. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Arkadaşlar Antalya Yat Limanı turunun birinci bölümünü burada bitirelim. Yoksa videolar çok uzun oluyor. Sıkıcı oluyor. İkinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı da unutmayalım lütfen. Tabii ki kanalımıza abone değilseniz de mutlaka abone olup bildirim tuşunu açınız. O zaman yeni videolarımızı kaçırmazsınız. İkinci bölümde görüşürüz.